Evrime bir de buradan bakın diyor gazetede bir haber. Doğumun 200. yıl dönümünde Charles Darwin hakkında uluslararası alanda pek çok etkinlik düzenleniyor. İyi yapmışlar. Tempo dergisine Darwin'in Nisan sayısını kapağına taşıdı diyor. Filozofların Darwin'le ilgili makalelerine yer veren Tempo, Neil Kara İbrahim Gil ve Masar Alonso'nu da görüşlerini aldı. Alonso ve Neil evrim konusunda farklı görüşlere sahipler. Neil Hanım'la bizim bir görüşmemiz lazım farklı görüşe sahipse. Değil mi? Ona biz kitap göndermemiz lazım yaratılış atlasın. Efendim ne diyor Masar Alonso? Darwin'i birçok kişi maymundan geldiğimizi söyleyen adam olarak biliyor. Sorun edilen sadece maymun konusu olmasa gerek. Ben diyorum ki insan haysiyetine maymundan gelmek mi yakışır yoksa Adem'den gelmek mi? Darwin her şey kendi kendine oldu diyor. Bir tabloya bakıyoruz. Örneğin onun bir yapanı var. Bu bir inanç ama öteki de bir inanç. Bilim adamları söylüyor. Evrimin ispatlanmış bir şey olmadığını. Darwin şimdi Nil'i görse tezini geri alırdı bence. E doğru söylüyor tabii. İnşallah. Tanrı sizce nedir peki diyorlar. Bir kere Tanrı dediğiniz şey git Hindistan'a 12 bin tane var. Biri de maymun hatta ben çekinmeden Allah diyorum diyor. Helal olsun Mansar hocamıza. Aferin çok güzel. Yani bak bir kısım enteller böyle lafı değil mi başka şekilde getiriyor ama evet. Merdane böyle delikanlıca söylemiş. Aferin maşallah. Bu bir ahlak, bir dünya görüşü meselesi. Tukaka bir şey değil bana sorarsan. Hollywood'da da var bir sürü tanrı. Örneğin Brad Pitt. Tanrı mı biliniyor adam? Haşa. Haşa. Şey ne diyorlar? Yani yaptığında iyi olabilir de onu yakıştırmak biraz. Şey herhalde demek ki yani idol mü diyorlar bana? Öyle bir şey görüyor olabilir. Bazı tipler öyle düşünüyor olabilir tabii. Tanrı dediğim başka bir şeydir. Yani Allah'a kastediyor. Allah ayrıdır diyor tabii. Bak ne kadar güzel Masar Alonso hocamız bizim eserleri takip ettiğini hissediyoruz buradaki şeyinden, uslubundan. Sürmekte olan ekonomik kriz dünya çapında inanç trendlerini nasıl etkileyecek diyor. Bakın Tempo da demek ki olayı takip etmiş. Evet. O da görüşümüzü takip ediyor. İnsanın bir noktadan sonra işi Allah'a kaldı derler ya öyle etkilenecek. Herkes müthiş inanacak. Bak ekonomik çöküşten dolayı. Ben bunu söyledim değil mi? Evet. Ne kadar oldu ben bunu söyleyeyim? Aylar oluyor. Hı-hı. Ya. 2 yıl önce söyledim. İmana gelecek bence. İster Hristiyan ister Müslüman inanmayan kimse kalmayacak diyor. Hatırlıyor musun bu sözleri sen? Söylemiştim değil mi daha önce? Evet. Tabii. Bu çağda inanmak daha kolay olacak diyorsunuz. Manevi bir güç lazım. Adam para yoksa ne yapacak? Gerçi o işin şakası diyor. Evet oradaki pek olmamış tabii. Tanrı'ya inanma ihtiyacı hissetmeyenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz zavallı muhtaç kullarız. Bak maşallah çok güzel. İhtiyaç hissediyoruz. Bize karışmasınlar diyorum. Onların her şeyleri var demek ki diyor. Evet. Neil Kara İbrahim Gil. Reklamlarda falan bir hanım var değil mi? Aynı zamanda şarkıcı. Evet. İnsanlar Darwin'e inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Genelde siz hangi taraftarsınız diyor. Bana sorarsanız Darwin'e inanmak gibi bir ifade kullanmak yanlış. Çünkü Darwin inançla ilgili bir alanda değil. Şimdi olmadı Nil hocam. Tabii ki Darwinizm bir dindir, pagan dinidir. Yani tamamen inanca dayalıdır. Çünkü adamlar protein nasıl oldu deyince uzaylılar yaptı diyorsa bunun bir açıklaması var mı? Çok net. İnanç kalıyor geriye. Yani biz bunu açıklayamıyoruz diyor. Bir metafizik güç bunu yaptı diyor. Uzaylılar yapmış olabilir diyor. Bu dinin işte. Bilimden açıklayamıyor. Efendim. Şu anda kahvem ve köpüklü kahvem gelmiş durumda. Evet inşallah. Vicdan azabı çekmeyeyim. İsterseniz sizlere de getirtebilirim. Teşekkür ederim. İnşallah. Evet. Efendim. BBC'nin hazırladığı Charles Darwin'le ilgili
Charles Darwin ve Yaşam Ağacı DVD'sini seyrettim ve ondan da etkilendim. Efendim. Doğal seçilim yoluyla evrim teorisini büyüleyici buluyorum. Şimdi büyüleyici bulmasının nedeni onlar bir büyü yapıyorlar. O da büyüleniyor. Yani deccaliyetin özelliği de zaten büyü yapmak. Yani hadislerde de yani deccal büyü yapacak insanlara, büyüleyecek insanları. Ne yapacak? Tekrarlarla ve sanki bilimselmiş gibi böyle ilginç sözlerle, bilimsel gibi görünen kelimelerle onlara adeta bir hipnoz yapacak. Ve insanlar aklını mantığını bir kenara bırakacaklar, o büyünün etkisiyle olaylara karar verecekler. Konuya da hakim değilsin. Evet, tabii ki. Bilgiden, bilimden kimseye zarar gelmez. Bilgiden, bilimden herkese fayda gelir. Kur'an'ın emridir zaten. Ama gerçek bilgi ve gerçek bilim. Biz büyüden bahsetmiyoruz. Yani aldatmacadan bahsetmiyoruz. Gerçek bilim. Bilim ve inanç çelişmiyor yani. Diyor. Çelişme şurada dursun. Yani zaten din bilime yol göstertir. Bunu aynı zamanda Einstein de söylüyor. Aynı onun sözüdür. Kur'an'ın emridir yani. Yüzlerce ayet var bilime, bizlere emreden. Benim Darwin keşfim içimde kendim her gün keşfetmeye yardımcı olan güçle çelişmekti. Benim Darwin keşfim içimde kendimi her gün keşfetmeye yardımcı olan güçle çelişmedi. Tam tersi ona olan hayranlığımı artırdı. Darwin'e olan hayranlığı artırmış. Her gün Tanrı'ya şükretmemin önüne set çekmedi. Tam tersi bilimin onu taşlandırdığını gördüm. Ha, Tanrı'ya inanıyorum, Allah'a inanıyorum diyor. Bilim onu taşlandırdı diyor. Yani taşlanan kim olmuş oluyor orada? İkisi nasıl birbirini aynı konuda getirmiş o da garip. Evet. Ülkemizde sansürler hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Bilim dergisi kapaklarının değiştirilmesi, YouTube'un yasaklanması içimdeki aydınlığı kısıyor. Doğru. Biz de karşıyız. Halbuki ben hep bilimi, sanatı, edebiyatı severek ve merak ederek büyüdüm. Çok güzel. Bilim, sanat, edebiyat bunlar. Kur'an'ın da bize teşvik ettiği güzel dallar. Bunlara hep açım. Umarım gitgide küçülmem. Bilakis İslam'ın hakimiyetinde gitgide daha büyüyecek, daha gelişecek. Ama Nil zaten Allah'a inanıyor. Orada bir Darwinistlerden ayrıldığı bir nokta var. Darwinizm biliyorsunuz tamamen şuursuz bir gücün etkisiyle, şuursuz kör tesadüflerin etkisiyle bütün kainatın yaratıldığına inanıyor. Ama Allah yaratıyor diyorsa zaten onlardan bir temelden ayrılmış oluyor. Yani o Darwinist felsefenin dışına çıkmış oluyor. Başka bir şey o. Darwin'in etkilemesinin nedeni de Mill Hanım'ın samimiyetine ben inanıyorum yani. Mazlum bir insan. Ben yani böyle kasti ve hani gıcıklığına bir inanç içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buradaki ifadeler samimi görünüyor. Ne yapacak biliyor musunuz? Bir proteinin tesadüfe meydana gelebilir mi? Bir kere ona bakacak. Bilimsel olarak. Ne diyor adamlar? Bir protein tesadüfe meydana gelemez diyor. Aksini söyleyen bilim adamı var mı? Yok. Yok. Bütün Darwinistler kora halinde diyorlar tesadüfe meydana gelemez. Bir güç yaptı diyorlar. Hangi güç diyorsun? Bilmiyoruz diyorlar. Şimdi bu olmadı. Evet. Peki diyoruz, ara fosiliniz var mı? Zibil gibi diyorlar, çok fazla diyorlar. Nerede diyoruz? Biraz düşünüyor tabii orada. Müzelerde diyorlar. Müzelere gidiyoruz. Nerede diyoruz? Deposunda diyorlar. Depoya inebilir miyiz diyoruz. Depoda da yok diyorlar. Kardeşim şimdi bu ayıp olmuyor mu yani? Tek bir tane ara fosil yok. Yani bu demokrasiyi bırakacaklar. Varsa zaten hemen anında bana gelmeleri gerekir. Yani bakın 10 trilyon aspara değil. Bakın söz veriyorum. Bütün milletimin önünde anında 10 trilyon vereceğim. Bir tek bana ara fosil getirecekler. Artık fotoğrafına da razı oldum. Bakın yeni bir değişiklik var. Bana fotoğrafını getirirse onu da kabul ediyorum. Yani net çekilmiş bir fotoğrafını getirirse onu da kabul ediyorum. Ama yok, getiremiyorlar. Ara fosil olmadıktan sonra Darwinizm diye bir şey yoktur. Bakın buna karşılık biz ne yapıyoruz biliyor musunuz?
Nil Hanım'a da benim buradan istirhamım. 350 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil var. 350 milyon tane. Bak 350 değil, 35 değil, 350 bin değil, 35 bin değil mi? Bunlar şey rakamlar, hı hı. Büyük rakamlar. Bunların çok çok üstünde. 350 milyonun üstünde yaratılışı ispat eden fosil var. Peki Nil kardeşimiz böyle hipnoza girerken, büyüye girerken bu bilimsel gerçeklerden niye etkilenmedi de onların yalanlarıyla bu büyünün etkisinde kaldı? Onu düşünmesi lazım. Eğer samimi bilimden yana ise bilim paleontoloji 350 milyon adet fosil onun önüne koyuyor. Yaratılışı ispat eden. Yine paleontolojiye müracaat ettiğinde tek bir tane ara fosil bulamıyor. Bir tane yok. Şimdi işi biraz haşlamacılığa, pişkinciliğe verdiler. Yani böyle pişkinliğe verdiler. Ara fosil olmadığı halde normal hayvanları ara fosil olarak sunmaya başladılar. Hani sandalye bulamadık size kapı verelim bari diye gibi yani. Dergilerde. Şimdi bu çok anormal bir hareket. Ara fosil yokken sen bana mükemmel, kusursuz, simetrik yaratılmış, efendim altın oranından yaratılmış, kromozomu, kofulu, mitokondrisi, her şey mükemmel canlıları bana getirir de al sana ara fosil dersen ben buna inanmam. Ayıp yapmış olursun. Yani çocuk kandırır gibi bizim karşımıza böyle çıkmayacaklar. Nil Hanım bu gerçeklerden benim kanaatim habersiz. Sadece o kitapların bir uslubu vardır. Getireyim yarın eğer mümkünse. Hakikaten büyü kitabı gibidir. Tam anlamıyla bir büyü kitabıdır. Yani o anlatımla orta kültürde ya da alt kültürde olan bir insan adamlar neler biliyormuş ya bütün dünyayı bunlar kavramış. Biz neyiz ki falan der. Yani yüzeysel bakan. Halbuki akılcı baktığında havada olan bir teori görürüz. Yani bir bina yapılmış, temeli yok, ev havada. Yani hiçbir zemini olmayan, hiçbir deliği olmayan, bolca demagojiye dayalı bir teori olduğunu görürüz. Nil Hanım'a bu, yarın bu konuda çok kapsamlı bilgi verelim. Masar Hocam'a da tebrik ediyorum. Maşallah, o da bayağı güzel konuşmuş. Bakın, dünyanın metafizik noktasını da iyi keşfetmiş. Bakın diyor ki, sürmekte olan ekonomik kriz dünya çapında inanç trendlerini nasıl etkileyecek? Bir kere bunu Tempo'nun biliyor olması, Tempo dergisinin biliyor olması da harika. Bak kavramışlar. İnsanın bir noktadan sonra işi Allah'a kaldı derler ya, öyle etkilenecek. Herkes müthiş inanacak. Çünkü Mehdi çıkacak, çünkü Hazreti İsa aleyhisselam inecek, çünkü Hızır kol geziyor dünyada. Demek ki Masar Hocam da bunun farkında. İmana gelecek bence. İster Hristiyan, ister Müslüman, inanmayan kimse kalmayacak diyor. Bu ne zaman olacak? Hazreti İsa'nın huzurunda olacak. Değil mi? Bunu bize Kur'an ve hadis-i şerifler müjdeliyor.